Efendim şimdi yine bir bağlantıyla yayınımıza devam edelim. Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Serkan Kılıç TV100 muhabiri bize yargıda reform içeren yasal düzenlemeye ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. AK Parti grubu teklifle alakalı son düzenlemeleri yapıyor. Biz de şimdi Serkan Kılıç'a bu teklife ilişkin ayrıntıları soracağız. Serkan Kılıç, söz sende. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önümüzdeki günlerde sunulacak bu teklif, şu anda AK Parti grubu da sen de belirttin son düzenlemelerini yapıyor. Peki bu pakette neler olacak? Hemen onu da aktarmak istiyorum. AK Parti kulislerinden edindiğimiz bilgileri aktarmak istiyorum. TV100'e özel bilgiler. Bu teklif paketler halinde gelecek. Öncelikle iki paket halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Eğer ek düzenlemeler lazım gelirse yeni yasama yılında da üçüncü pakete de çıkartılabilecek. Toplamda 140 başlık yer alıyordu bu teklifte. Bunların 60'ı ilk pakette yer alacak. Hemen belirtelim, pakette neler var? İfade özgürlüğüne giren konularda kanun yolu genişletilecek. Mesela Yargıtay'a da temyiz yoluna gidebilecek bu kişiler. Öte yandan soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısaltılmasına yönelik maddeler de yine ilk teklifte, ilk pakette yer alacak. Öte yandan hukuk mesleklerine geçiş sınavı da ilk pakette yer alacağını söyleyebiliriz. Hakim, savcı ve avukatlık, noterlik gibi hukuk mesleklerine geçiş sınavında sınav olacak dedik. Bu sınavlarda tıpkı doktorların TUS sınavına girdiği gibi bir özel sınav olacak ve bu sınavı başarıyla tamamlayanlar da hukuk mesleklerine geçebilecek. Bununla beraber internette erişim yasakları oldukça gündeme geliyordu. Bu da ilk pakette yer alacak. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre internet sitelerinin tamamı değil, sadece o belli olan suç unsuru olan URL'lere de yasaklama getirilecek. Hemen belirtelim, bu paketin pazartesi gününe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. İnfaz ve nafakaya ilişkin konularsa yeni yasama sürecinde, yeni yasama yılında yargı reformundaki paketlerde, diğer paketlerde kendisine yer bulacak. Üç ayrı pakete çıkabilir demiştik. İşte AK Parti grubu bu paketin yasalaşması sürecinde yine askerlikte olduğu gibi yine muhalefet partileriyle bir araya gelecek. Hangi maddeler eklenip çıkartılabilir, işte onlara karar verilecek. Onlardan sonra da yeni yasama yılında dediğimiz gibi üçüncü pakete gerek duyulabilir. TV100'e özel bilgilerdi bu bilgiler. Dediğimiz gibi 60 ayrı başlığın pazartesi gününe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Paketler halinde sunulacak. İki paket olacak. Diğer başlıklar